Ben siyazı çocukluğumdan beri bilirim. Baştan beri bilirim yani. Sonra nasılsa birden bir siyaz bitti. Şöyle oldu. Bu hazır buğdayın, buğday bulgurunun şeyine vardılar. Kolaylığına vardılar. Biraz verimi de düşük, küçük olduğu için. Ama bundan ne uğraşacağız dediler. Birden ekmeği bıraktılar. Yani kötü bir adet oldu. Ama neyse şimdi yeni baştan ele aldılar. Siyazımızı biz dedemlere sorardık mesela. Dede siz bunu ne zamandan beri ekerdiniz? Dedem de derdi ki oğlum biz de bilmiyoruz. Biz de dedelerimize babalarımıza sorardık. Onu da bilmezdi diye bize söylerlerdi. Siyaz buğdayı dünyada ilk kez Güneydoğu Anadolu bölgesinde Urfa'daki Karacadağ'da Göbekli Tepe'de bulundu. Bunu da 1997 yılında yapılan bir çalışmadan, DNA parmak izi çalışmasından ortaya konuldu. Yabani kaplıca buğdaylarıyla yapılan DNA çalışması sonucunda Siyaz buğdayı olduğu tespit edildi. Muhtemelen bunun da avcıların, o dönemde yaşayan avcıların küçük ama besleyici olmasından dolayı kavurarak beslenmelerini sağladığı, doyulmalarını sağladığı yapılan araştırmalardan ortaya çıkarıldı. Göbekli Tepe bundan 12 bin yıl öncesine dayanan bir hikayesi var. Oldukça elverişli bir coğrafya. O kadar eskiye dayanılıyor ki Mısır piramitlerinden bile 6-7 bin yıl daha eskisi olduğu düşünülüyor. Bu da düşündüğümüzde 100-150 nesilde Siyaz buğdayın tarımıyla birlikte aslında o dönemde yaşayan insanlar yerleşik hayata geçmeye başlamışlar. Orada bir tarihi bir miras var. Tohumu bizim dedelerimizden kalma tamam. Dedi yaşlı dedem vardı. Dedelerimizden kalma yavrum. Tohumunu bizden tam ezelden yani. Ben 66 yaşındayım. 66 yıldı. 87. 87 yaşındayım. Bu kabızcayı biz kokundan ekerdik. Bu kabızca tohumlarını. Yani tohumumuzun içinde tam bizim çocukluğumuzdan vardı. 55 yaşındayım. İhsan Gazi doğumluyum. Doğma büyüme çiftçiyiz diyelim. Tarımla uğraşıyoruz. Yani kökenimizden, babamızın zamanından bu yere kadar. Evet, bura 400 yıllık tarihi bir konak. 8. kuşak bizim çocuklarımız. Daha öncesini bulamıyoruz artık, bulabildiklerimiz. İşte burada toprak geniş olduğu için mesela hani ihtiyacı olanlara veriliyormuş. Yani 75 nüfus besleniyormuş işçi olarak. Çoluğu, çocuğu, kendisi. Onlar ekip biçip kendileri de besleniyormuş, buradakiler de besliyorlarmış o şekilde. Ben 1950 doğumluyum. Yani yaş 68. Çocukluğumdan bu yana devamlı ekeriz. Hiç ekmediğimiz yıl olmamıştır. Ben mesela İtalya'ya gidiyorum 2 senedir. Bu sene Eylül'de yine var. Yani orada şunu söyletebildik. Buğdayın atası Türkiye'den geldi dedirtebildik en azından. Siyaz hikayem, evet, 2012'de ilk o masa başında başladı. Sonra bahara doğru Kastamonu'ya, İhsan Gazi'ye gittim. Buğdayın en eski türü. Ciddi anlamda ekim alanı daralmış, hala devam ettirilen, nadir, korunması gereken bir tohum türü olarak öğrendiğimiz ve çalışmaya başladığımız bir serüven başladı. Bir Slow Food projesi. Konu buğdaysa sadece bir tahıl olarak görmemek gerekiyor. Buğday aynı zamanda toplumlar tarihinde yeri olan bir ürün. Yani toplumların da kendilerini evcilleştirmelerinde, kültür almalarında, o hani kültürü oluşturmalarında çok temel bir tahıl. Biraz da buradan bakmak gerekiyor. Belki çok daha kıymetli bir neden var. O da bu coğrafyaya ait bir ürün oluşu. Ve Siyaz kadar kıymetli ve bugün modern buğdayın da atası olarak hani Anadolu'da var olmuş bir buğdayı tüketmenin manevi etkisi var. Çünkü son dönemde sanki bu tarz değerlere daha çok ihtiyacımız var. Hem ülkemizde hem de dünyada. O yüzden işte yerel çeşit çalışılıyor. O yüzden Anadolu'nun kayıp tohumları tekrar gün yüzüne çıkmaya çalışıyor. Çalışmaya başlamamızın sebebi bir Biyoçeşitlilik Vakfı vardı Slow Food'un. Biyoçeşitlilik Vakfı'nın da 2 tane çok temel projesi var. Bir tanesi Presidium adında, diğeri de Ark of Taste. Türkiye'de de Nuh'un Ambarı olarak çevrildi. Presidium bir ürün etiketi, Nuh'un Ambarı da bir envanter listesi. Biz Siyaz Buğdayı'nın Presidium projesine başvurusunu yaptık. Presidium projesi şöyle bir şeydi. Bir türün, nadir, kaybolmakta olan bir türün, coğrafik anlamda, kültürel anlamda çok kıymetli bir türün, toplumsal, yani o bölgedeki insanlara etkisi, hala ekilmekte olması, onu eken, onu biçen ya da ondan herhangi bir şey dönüştürmüş haliyle
üreticisi tarafından bir protokolüyle sözlü bir kaydını aldıktan sonra o ürünün üzerine verilen bir etiket. Etiket bir yandan tabii ki onun değerini korumayı ve bir yandan temsil etmeyi gösterirken devam ettirmeyi de amaçlıyor. Biz Siyez Bulgur üreticileriyle beraber bu projeyi hayata geçirdikten sonra Slow Food'a başvurusunu yapıp Presidium kriterine, niteliğine eriştikten sonra, yani o ödülü de aldıktan sonra her iki yılda bir düzenlenen Terra Madre buluşmasına katıldık üreticilerle. Bu Slow Food'un en büyük etkinliği, en güzel etkinliği, buluşması. Dünyanın her bir yerinden Siyez gibi hikayesi olan, üreticisiyle çok kıymetli ve korunması gereken, devamlılığını arzu ettiren ürünlerin buluştuğu, üreticisiyle beraber ürünlerin buluştuğu bir fuar aslında, gıda fuarı. Ama özellikle bu uluslararası alanı, Terra Madre dedikleri salonu, buluşma yerini Siyez üreticilerimizle paylaştık. O yıl çok kalabalık ve çok keyifli bir ekiptik. Hem İlçe Tarım Müdürlüğü'nden bir çalışan vardı bizle beraber. İki Siyez üreticimiz birlikte gittik. Siyez'in ilk uluslararası çıkartmasıydı. İlkin öküzlerinden sürerdik, ekerdik. Yememize kaynadık sade. Ondan sonra hiç satmak bilmez. O hiç böyle yoktu İlkin icadımız. Siyez'in bugüne gelmesi, keşfedilmesi, tarihçesi, küçük kendi çapımda anlatmaya çalışayım. Siyez yıllardır, hatta binlerce yıldır İhsan Gazi'de sürekli ekilen bir ürün. Ekonomik açıdan değeri olduğundan değil belki ama her evde kendine yetecek kadar bulgur için, daha da çok fazla aslında hayvan yemi olarak, zayıf hayvanların kuvvetlenmesi için besin tablosundan dolayı ekilir. Zayıf koştuğumuz öküzlere bunu kaynatır yedirdik. Bu çok şey faydalıydı bu Siyez. Yem yapan yem yapar, bulgur yapan bulgur. Şimdi eskiden bu kadar şey bilen yoktu. Yani bulgura düşen yoktu. Daha çok hayvan yeminde şeyinde kullanılıyordu. Şimdi artık bu şey oldu yani, popüler oldu. Siyez buğdayını yaklaşık bundan bir 4 sene kadar önce organik pazarlarda tüketicilerin bize sormasıyla duydum. Çünkü gluten oranı az olduğu için insanlar daha çok arayıştaydılar. Ama tabii şöyle bir şey var. Biz Buğday Derneği'nin tohum takas ağı projesini yaparken, yerel türleri incelerken Siyez buğdayı ismi hep geçiyordu. Fakat aranırlılığı ve ne olduğunu, işte besin değerlerini, hangi yerel tür olduğunu bundan bir yaklaşık 4 sene önce çalıştığım koordinatörlüğünü yaptım pazar projesinde. Tüketicilerle birebir de konuşurken daha çok kulak dolgunluğuyla duydum. Bir 4 sene kadar önce, 2014. Siyez buğdayını 10 yıl kadar önce duydum. Derneğimizin çalışmalarına başladığımızın 5. yılındaydı galiba. Benim tanışma hikayem doktora çalışmamı yaptığım sırada oldu. Doktora çalışmam için bir konu arıyordum. Bu konu içinde benim için en önemli şey hiç çalışılmamış, keşfedilmemiş bir şey olması gerekiyordu. 2006 yılında ben karar verdim bu doktora çalışmamı Siyez'le yapmaya. Siyez buğdayı Tanrı'nın Kastamonu'ya hem hediyesi hem de diğer yandan sırtına yüklediği büyük bir sorumluluk. Hediyesi dünyanın ilk evcilleştirilmiş buğdayın şu an Kastamonu'da ana yurt olarak tutunması, Türkiye'nin hatta dünyanın diğer bölgelerine nazaran çok yüksek bir ekim alanına ve halkın umudu haline gelmesi. Sorumluluk tarafı ise, sırtına yüklediği büyük yük ise aynı zamanda bir etnografik dünya mirası olan bu ürünü yüzlerce yıldır ve bundan sonraki yıllarda da bir insanlık hazinesi olarak koruma sorumluluğu. İnsanlığın ilk evcilleştirdiği Siyez buğdayı santim santim silinirken Kastamonu çiftçileri, özellikle İhsan Gazi bölgesindeki çiftçiler Siyez buğdayına sahip oldular ve bir müze görevlisi, bir arkeolog sorumluluğuyla, titizliğiyle bu nadir ürünü günümüze taşıdılar. Şimdi efendim, genelde baktığınızda buğdayların hepsi aynı gibi görünüyor. Fakat bunların bir erken dönem formları var. O erken dönem formlarının büyük bir kısmını kazılar sırasında antik bölgelerden çıkartıyorlar. Mevcut olan formlar içinde ise insan sağlığı açısından en rahat tüketilebilir ve en iyi besleyici olan yabanıl forma en yakın olanı. O zaman işte Siyez'in önemi ortaya çıkıyor. Çünkü siz bunu ektiğinizde bundan sadece tabii ki nişasta, protein falan, protein değeri diğer formlara göre çok yüksek. Ama
Bizim hormon yapımızı da destekleyen bazı maddeler, onlar sadece siyezde var. O nedenle zaten görüntüsü bile koyu renklidir. Bir şekilde irmiğini ya da bulgurunu yaparsanız o da sarı renkli olur. Bu diğer formlarda görmediğimiz özellik. Siyezin beslenme açısından üstünlüğü de buradan kaynaklanıyor. Örneğini ama deniz ekosisteminden görüyoruz. Bunlar genellikle hormon yapımında kullanılan bir takım güneşle sentezlenebilen, güneş ışığında sentezlenebilen maddeler. Bunlar insan vücudunda genellikle yapılmıyorlar. Bu maddeleri alamazsanızsa ya da yanlış olanlarını alırsanız vücuda farklı bir enformasyon gelmeye başlıyor. Maddelerin bir kısmı bağırsakların iç yüzeyini besleme özelliğine sahip. Dolayısıyla aslında sadece insanın kendi vücudu değil, birlikte yaşadığı mikroorganizmaların da buna ihtiyacı var. Lutein gibi maddelerden zengin olan tahıllar o nedenle beslenme avantajı sağlıyor. Ama bizim kültüre edilmiş, ileriye götürülmüş buğday formlarında bu özellik ister istemez zayıflamaya başlıyor. Lutein özellikle siyezde var. Bu da üretkenlik demek. Zaten buğdayla üretkenlik, doğurganlık her zaman birlikte tutulmuş. Mitolojiye de bakın, tarihe de bakın aynı şey. Başağı gösterdiğiniz anda bereket ve üretmek anlamına gelir. Göbekli Tepe'den çıkan nazar boncukları ile bize gelen bir miras aslında siyez. Her konuşmada yani bu saklamaya dair ya da işte onların değerini 10 bin yıldır devam eden bir varlık gerçekten çok muazzam geliyor. 10 bin yıldır var olduğunu söylediğimiz bir buğday çeşidinden bahsediyoruz. Aslında herkesin aklındadır. Yani nasıl olmuş da 10 bin yıl boyunca varlığını günümüze kadar getirmiş, genetik değişim olmamış. Bu noktada aslında sanıyoruz ki kabuğunun o kadar işte kavuzunun güçlü olması, içerisindeki danenin daha küçük ama kabuk bölümünün onu daha böyle çepeçerve sarıyor olmasında bir hikmet olduğunu düşünüyoruz. Hastalıklara karşı dirençlidir. Dirençli olmasının sebebi de kabucuğu siyezimizi soğuktan, kuraktan ve diğer hastalıklardan koruyor. Mesela biz bunu hiç ilaçlamayız. Tohumu ekerken hiç ilaç kullanmadan tohumu olduğu şekilde ekeriz, olduğu şekilde de alırız. Siyezle ilgili biz bölgeye ilk geldiğim zaman merak ettiğim birkaç soru vardı benim de. Ekolojik kurallara göre bir üretim yapılıyor mu? Burada işte ilaç atılıyor mu? Hormon veriliyor mu? Kimyasal gübre kullanılıyor muydu? En çok merak ettiğim şeylerden biri buydu. Geçen sene üretim yapılan siyezlerden paçal numunede 625 aktif maddeye baktırdık ve sonucumuz sıfır kalıntı şeklinde geldi. Tabii ki bunun nedenleri var. Gerçekten hani kimyasal kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Onların her birini kontrol etme şansımız olmadı. Bizler tabii ki bu işin hem de mühendisliğini yapan kişiler olarak siyezin acaba kabuğunda mı bir hikmet vardır'ı düşündürdü bize. Siyez buğdayı Ekim ayının başından itibaren tarlayla buluşmaya başlar. Çiftçiler ellerindeki tarımsal aletlere göre bunu ekerler. Kimisi eliyle serpme usulü eker, kimisi işte tarımsal aletlerle eker. Eskiden bu ekimler imece usulü yapılırdı. Şimdi yine bazı köylerde o imeceyi görmek gerçekten bizi mutlu ediyor. İmece eskiden yani imece dediğimiz ücretsiz, karın tokluğuna, eğlence sohbetine olan. Şimdi eskiden böyle esprili konuşup mani atanları ekim biçmeye tırpanla imece olurdu komşulara böyle birbirimize. O kişi illaki ekim biçmese de onu getirirdik. Mani atıp gülüp oynayıp sohbetli. Zaten o lafları duyduğu zaman tırpanı çalan daha neşeli, sohbetli olur. Bunun için illaki ısrarla getirilirdi. Her köyden, her mahalleden birkaç tane böyle çeşitli lafları konuşup, espri laflarını bilen kişileri bu toplumda bulundurmak istenirdi yani. Tarlalarda böyle mani söylerdi. Bir kere de şey gittim kız yavrum, bizim bir depemiz vardı, depenin öte yüzüne boyalı deriz. Oradan beni tanıdığım karı kadı, boyuna bana mani söyler ya, bana mani söyler. Ben de kızdım, boyuna bana mani söyler. Ben de şey dedim birden, Pınar'ın başıları dedim, başından aldım alı dedim. Geç karşıma pantıl paçalı karı dedim ben de kadına. Birden, kız vallahi billahi kızı koca geldin hanımı galiba kız, bize ne söyledi dediler böyle oradan. Böyle yani şakalaşıdık kız yavrum kız. Böyle şakalaşıdık kız. Bir yerde böyle su değmeni oldu. Su değmeni yaptılar. 10-15 araba oldu. 30 kişiden imecimiz oldu. Toplandık, yemeğimizi yerdik. Değirmen pilavı yapardık. Pilav pişirdi. Böylece mahallede. Böyle işte biz eskiden su değirmenindeydi bu. Değirmene koyardık. Koyardık şeyine rüzgarda savurduk. Böyle şeyler falan yoktu şimdiki gibi. Eskide yine değirmenimiz vardı. Buraya tüm çevre köylerimizden yani başka ilçelerden de bulgur yapmaya gelirdi.
Su değirmenin hikayesi gerçekten çok çoktur. 100 kilo o şey, 1,5 saatte uyutan değirmen vardır. Çok zaman aşımına uğrardı. Burada sıra beklemek için vatandaşla, atla, merkeple gelirdi bu değirmene, toplaşırdı. Oraya gelir, 10 kişi sıraya girer. Gecelerce bekler. Bir gün, bir gece, iki gün, iki gece. Öbürleri uyunup da bendeki bu aradaki bir sürü sohbet, eğlence artık yani tadına doyulmaz. Orada illaki harma kul köreği yapacaksın. Böyle evler, köylerimizde mesela dışarı çıkamayan yaşlılara, hastalara oradan bizi çocukluğumuza gönderirlerdi. Bunu işte Felen ablaya getir, Felen teyzeye getir, Felen amcaya getir diye ona da dua ederler. Gelir sohbetine, şimdiki yani affedersiniz en lüks yemekten daha kaliteli, lezzetli olurdu. Halk birbirine kaynaşarak yani yüzük derler. Yüzük oynardık. Tekke, çorap, eskiden örme gün çorapla vardı. Onlardan daha hoş olur, bilinmez saklarken. Takımlar birbirini kızdırmak için içinden birisi karşı tarafa laf söylerdi. Genelde yüzüğü bulamadığı zaman laf atardı, mani söyler. Onu kızdıracağım diye o arada onun dengesi şaşar, yüzük bulması biraz zayıflardı. Bunun tabii yenilen taraf için de bir ikramı olurdu. Önceden, yüzüğe başlamadan önce bunun ikramı hazırlanır. Yenilene ceza verirdi işte. Sırtına soba sarıp içine kıcımak, çam kıcımağıyla ataş yapmış. Ama bizim emsallerimiz bunu yapmadı. Asıl bu ne güzeldi? Ne için güzeldi? Böyle eziyet edinemler. Gülüşmek, oynaşmak, muhabbet. Yani öyle bir muhabbetliydik ki ne söyleyelim sana? Hiç öyle bir dedikodu, bir kinli, hiçbir şeyle yoldum öyle. Şimdi devir bir hoş oldu. O zaman ayağımıza giyecek. Ayakkabı yok, bir şey yok. Babam bana uçuyor, bir çift şey alıvermiş, böyle kontrol alıvermiş. Allah'ım kıyıp giymedim onu ya, kıyıp giymedim. Yolun ayağı uyuz, yolun ayağı. Ekinlere, tarlalarda anız batardı. Ayaklarımızı saka doldu, yeri sırmış derlerdi. Biz hep o günleri yaşadık ya. Tarlalarda şarkılar söylerlerdi. Gidiyon ağlama. Karaları bağlama, ben buralı değilim, bana mehil bağlama. Anam böyle söylerdi, babam 3 sene askerden hiç gelmedi. Hem söylerdi, hem de ağlardı. Böyle imece ettik, benim bir teyzemin efendisi vardı. Bana yukarıdan bağırdı. Baldızımız dedi, hadi bir mani söyleyin dedi. Bu 30 karı yüzemle. Ben de dedim ki, ay benim aslan yârim duvara ya aslan yârim. Duvar sırtını kürütmüş, gel bağrıma yaslan yârim. Yaşa baldızımızı yaşa dedi, onun da oğlunu öldüydü. Beni ağladın dediğinden de söyledin dedi, yukarıdan ağlamış orada. Siyezle ilgili dediğim gibi başlangıcı siyezin enteresanı, siyez çünkü zor bir üründür çalışması. Hani samanından tutun tanesine kadar çok zordur. Hani siyezle benim ilgili küçükken iyi değil kötü anılarım vardır. Götürürsünüz değirmeni, değirmen de başında durursunuz, o kırılır. Kırılırken, yüklenirken yardımcı olursunuz falan ve onun bir tozu vardır. O toz 3 gün, 5 gün yıkansanız geçmez. Kaçardık yani siyezle ilgili bir şey olduğu zaman herkes ortalıktan kaybolurdu bizde. Yani siyez samanı mı çelince kimse ortalıkta olmazdı. Normal saman, başka saman yapılır. Ama dediğim gibi şimdiki hali o değil. Şimdi eski günleri düşünürken onlar da çok zevkli, güzel anılarmış ama şu andaki fonksiyonuyla o zaman bilseydik belki tabii böyle düşünmezdik, böyle davranmazdık. Siyez çok rahat. Siyez hakikaten bakın bir şey söyleyeceğim. Siyez emek ister. Yani siyez hakikaten normal üründen daha fazla emek ister. Ama hani zevkle yapıyor olmanız lazım bunu. Bu normal buğdaya göre zahmetli bir ürün diyebilirim. Siyezi işledim. Toprağa iyisini ektim. Zamanında ektim. O çıkan maddeleri teker teker işledim. İçinden bulgur yaptım. Un yaptım. Ekmeğini yaptım, simidini yaptım, eriştesini yaptım, mantısını yaptım, tarhanasını yaptım, çorbalığını yaptım, kısırlığını yaptım. Dövmesini yaptım, ve dünya arkası suyunu çıkardım.
şifa kaynağı çıkardım. Ve o yüzden işime aşığım. Siyeze aşık oldum. Ailece aşık oldum. Geçim kaynağımız, ailemizin bir sanki ferdi. O yüzden insanoğlu topraktan ekmeğini çıkarabilecek bir güce sahip. Biz de İhsan Gazi ilçesi şu anda topraktan ekmeğini çıkaran bir ilçe. Doğa bizim yaşamamız için, yani bir futbol maçında nasıl bir saha o kadar önemliyse, bizim yaşamamız için de doğa o kadar önemli. Aynı anda aynı yere acı biberi döküyoruz, acı alıyoruz, tatlı biber ekiyoruz, tatlı alıyoruz. Yani doğaya ne verirsen o sana onun fazlasıyla veriyor. İnsanoğlu topraktan ne çıkabilir? Bir tane attık, 36 tane tane aldık. O taneyi işledik. Tanenin içindeki aromayı, tanenin içindeki faydalı ürünü dünyaya satmaya başladık. Herkes yapabilir bunu. Ham maddeyi iyi ekersen çok şeyler çıkıyor. O yüzden insanoğlu topraktan çok şeyler çıkarabiliyor. Ben de siyedi çıkardım. Toprak bilgidir çünkü toprak yani içine aldığı her şeye bir karşılık verir. Ölüyü alır içine, kaybeder. Tohumu alır, eker ve size geri döndürür. İşte çiçeği alır, büyütür. Toprak her zaman çok olgun ve bilgedir. Çünkü toprağın bir hikmeti vardır. Hani Mevlana'nın bir sözü var ya, toprak gibi ol. Aslında orada toprak gibi olmaktan kasıt o olgunluk, o adalet, o sorgusuz, sualsiz ve koşulsuz verme halidir. Koşulsuz verme bir bilgeliktir. Yani çünkü herkes koşulsuz veremez. Sana kötülük yapsa da verirsin. Çiftçi sana kötülük yapar, ilaç şey yapar ama bir şekilde sen kendini yeniler, 5 yıl sonra tekrar verirsin. Onun için o koşulsuz verme hali toprakta var ve bu sebepten toprak bilgedir. Topraktan kavga olmuş Hüzzetli. Toprağa gideceğiz. Benim sadık yarım kara topraktır derden İveysel vardı. Bahçeyle uğraşmayı çok severim. Zaten çiftçi kızıyım. Bir şey denemek isterdim. Mesela bir gülün dibinde, bir şeyin dibinde hiçbir ot bırakmazdım. Ötekilere de yaparım ama ona ayrı bir özen gösterirdim. Sonra bakarım ilkbaharda benim o kadar bir tane ot bırakmadığım yerde aynı yerden aynı şekilde otlar gene çıkmış. O zaman Allah'ın büyüklüğüne ve oradaki kalan kılcal bir şeyden, çilden yeniden onun hayatiyet bulduğuna inanıyorsunuz yani. Doğa böyle bir şey. Pazar projelerinde her hafta cumartesi günleri Şişli'de düzenli olarak çiftçilerle bir araya gelip sohbet edip tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Çok kısa bir zaman önce İzmir Tire'de üretim yapan bir çiftçimiz geldi. İşte ah Leyla Hanımcığım bilseniz başıma neler geldi benim diye anlatmaya başladı. Ne oldu İhsan abi dedim. İhsan Karip çok değerli bir üretici. Benim dedi kocaman bir nar bahçem var ve nar bahçemin içinde bir tane ceviz ağacım var. Ama sadece bir tane ceviz ağacım var ve her sene 3-5 kilo ceviz verir bana dedi. Benim dedi ceviz ağacında bir sincap musallatı olmuş. Bak işte topluyor cevizleri, bahçenin olur olmadık yerlerine ekiyor herhalde yemek için. Sonra unutuyor onları. Benim bahçenin olur olmadık yerlerinde ceviz fideleri çıkmaya başladı. Ben de dedi kendi kendime söyleniyorum. Bu sincap olmasaydı işte ben bu ceviz ağacından kesin daha fazla ceviz alırdım diye. Bir gün dedi nar bahçelerinin içinde asırlık bir zeytin ağacım da var benim. Sincabı dedi zeytin ağacının gövdesindeki bir kavuğa girerken gördüm. Heh dedim yakaladım seni hain sincap. Ve dedi hemen kavuğu bir taşla kapattım. Ve dedi ben sincabı orada yok ettim dedi. Ve çok mutlu oldum onu yok ettim. Oh kurtuldum sincap şimdi ben daha çok ceviz alacağım bu ağaçtan diye. İnanır mısınız dedi Leyla Hanım bu sene ağacım bir tane bile ceviz vermedi. Meğersem bütün işi o sincap yaparmış da ben bunu anlamazmışım. Daha çok ceviz alacağım derken 3-5 kilo cevizden de oldum dedi. Ve sonra ekledi dedi ki çiftçilik hayatım boyunca bu bana çok iyi ders oldu Leyla Hanım. Bir daha ben ne doğanın işine karışırım ne de dedi doğaya müdahale ederim. Doğa bana çok güzel haddimi bildirdi dedi. Bu hikaye beni çok etkiledi çünkü hakikaten akışına bırakmayıp müdahale ettiğiniz zaman mutlaka bir şeylere zarar veriyorsunuz. Hatta bazen o zararlar o kadar büyük oluyor ki telafisi mümkün olmuyor. Onun için doğanın işine karışmamakta fayda var. Her kim ki olsa bu sıramazlar. Her kim ki olsa
sıramazlar, dünyaya bırakır ölmez bizler. Gün gelir Veysel dost dost bağrına basar, benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Gün gelir Veysel'i dost dost bağrına basar, benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Topraktan şöyle bir şey öğrendim. Her şeyin, daha doğrusu iyi veya güzel dediğimiz şeylerin yavaş yavaş olduğunu genelde öğrendim. Mesela ağaç gibi yıllar alıyor sürmesi. Yani acele ettiğinde muhtemelen zaten sıkıntı çıkıyor. Sen hani genel bir böyle hız var. Hani belli bir ekosistem diyelim, onun hızı var. Sen ona hadi ben daha öne geçeceğim falan deyince olmuyor. Galiba böyle bir Norse mitolojisinde de öyleydi. Bir tanrı böyle müzik yapıyorlar. Kendi başına soloya çıkıyor. Bozuyor hepsini. Onun gibi oluyor. Hani olay gelmişin dışına çıkıyoruz durup dururken. Bunu ve nicelik olarak daha fazla belli insanların kar etmesi için veya daha fazla işte miktar olarak o üründen daha fazla elde etmek için yapıyoruz. Ama sonucunda bunun zarar göreceğimize inanıyorum ben. Yani bütün o yediğimiz şeyler yani yıllar sonucunda oluşuyor, o şeklini alıyor. Mesela hani bir yerde iklim değişiyor, başka ürünler olmaya başlıyor. O coğrafyadaki insanlar o ürünleri yiyor, tüketiyorlar. Hani filmlerden de biliyoruz. Bir şeyin özellikle yediğimiz, tükettiğimiz bir şeyin özelliğini değiştirirsek bu bize iyi olarak dönmüyor genelde. Hani böyle birden genetiği değiştirilmiş ürün yedik diye uçmayız, kanatlarımız çıkmaz ama kanser olma ihtimalin daha yüksek. Gıda ile hastalık ilişkisi açıktır, nettir ama ondan ötesini tıp şu an söyleyebilecek durumda olmadığı için, yani durmadan hastane, durmadan hastane, bütün ülkelerde sadece kanser değil, romatizma hastalıkları da, otoimmün hastalıklar da, bunların hepsinde bir artış meydana geliyor. Şu anda zaten Türkiye bunu yaşıyor. Siz ne kadar gıdayı markete sokup uzun raf ömürlü işlenmiş ve ayrıştırılmış hale getirirseniz o kadar aslında hastalanmaya eğilimli bir toplum yaratıyorsunuz. Bunun da bir ucunda kanser var. Çünkü siz toprağı değiştirirseniz bitkinin şekli değişiyor. Gıdayı değiştirirseniz de hastalığın şekli değişecek. Yeni bir tıp dönemi beraberinde doğuyor ama belirsizlik aynı zamanda. Çünkü bugüne kadar görmediğimiz yeni yeni hastalık formlarını görür hale geldik. Doğala doğru dönme gerekiyor, şart. Çünkü biz hastalıkların çok arttığını gördük. Bunu istediğiniz biçimde açıklayabilirsiniz. Yani okuyan daha iyisini de anlar. Okuyup anlamaları için imkan da sunuyoruz. Ama bundan daha fazla verim almaları söz konusu değil. Neden? Çünkü burada hız kısıtlayan birkaç basamak var. Bir basamak protein sentezi. Protein sentezi için elinizde azot gerekiyor. Esas hata gördüğüm kadarıyla orada yapılmış. Yani o suni artırma yönteminin başlangıcı 1900'lerin başlarında birisi havadaki azotu yüksek enerji halinde üreye çevirmeyi bulmuş. Bu reaksiyonla birlikte yapay protein yapmaya başlamışlar. Zaten tam anlamıyla çözemediğin bir şeyin içindeki bir parçasını değiştiriyorsun. Örneğin bize cihaz veriyorlar bir tane, ne olduğunu bile bilmiyorsun. Ama dur ben bu işte çelik vidayı çıkarayım da daha ucuz plastik vida koyayım ben buna. Bir daha ucuza gelir bize diyorsun ama işte o 10 yıl dayanacakken bir yılda kırılır o muhtemelen. Yavaş yavaş değişmesi gerekiyor ve kendi halinde değişmesi gerekiyor. Kontrole çok gelmiyor yani onun. Kendi zaten bir ayarı var. Ve o yani tohum belki de bizden büyük yani. Biz çok sonradan geldik yani onun peşinden. Biz onu kontrol ettiğimizi zannediyoruz ama. Doğaya baktığımızda her şeyin bir sırasının, bir düzeninin olduğunu görüyoruz. İnsanoğlu son özellikle 100 yılda dengeyi değiştirmek ve bu sistemi alt üst etmek için elinden geleni yaptı. Şöyle bir ders çıkartmalıyız. Ne kadarlık bir sürede bu dünya üzerinde yer alacağız? Ne kadarlık bir alanı kaplamalıyız? Bize sağlanan alanın çok daha fazlasını, bize yetecek olan kaynağın çok daha fazlasını mı tüketiyoruz? Bize verilen şeyin daha fazlasını isteyip yok etmek üzerine mi yaşıyoruz? Doğadaki bir ottan bizi farklı kıldığını düşündüğümüz ne var? Doğa her şeyi söylüyor ama bu dünyanın numaralarından, halüsinasyonlarından kurtulup bir an önce biz doğanın neresindeyiz?
ve bizi bu dua ne şekilde kabul ediyor diye tekrar sorgulamaya başladık. Aslında işin özeti budur. Bunun sürdürülebilirliği var mı yok? Daha nereye kadar gidersiniz? Dünyanın kaynaklarını bitirene kadar gidersiniz. En sonunda doğa yine yaşar ama insan bu durumda hayatta kalamaz. Diyoruz biz onu. İlaç tabii. Onu aynı şekilde bir kere ekine gübre satıyoruz. Bahçelere gübre satıyoruz. Meyvelere bizim köyde onu yapmayalar. O şey buğday satıyoruz yani böyle. Onun arkasından da o ilacı satıyordu. Bu toz deriz biz ona. Torbalarından büyük 100 kiloluk. Onun arkasından da onu satıyoruz. Şimdi bahçe ekiyoruz. Bahçenin fasulyeyi dökeceğimiz yere doğru fasulyeyi dökmeden bir kere o ilacı döküyoruz. Hadi bakayım. O ilaç değil mi ya? Hayvanın gübresini kömüşlerinden çekerdik. Ebek, ebek, ebek. Tallı olsun, bahçeli olsun. Onunla ekin eksek de o hayvanın gübresiydi. Bahçe eksek de hayvanın gübresiydi. Şimdi hayvanın gübresini kız yavrum şamlara döküyorlar. Bahçeye döken yok. İyi bilmişler o ilacı. Böyle dokuyalım işte. Çok kurumsal bir hayat içinde bir şeyler yapmaya çalışırken bir yandan burada tarımla uğraşmaya çalışıyorum. Ve bunu yapmak isteyen çok kişi var. Ama bunu bilinçli yapabilen çok az kişi var. Yani bizim şu andaki insanlarımız, burada yaşayan insanlarımız ya bunu bilinçli yapmıyor. Çünkü biz burada toprağı kirletiyoruz. Biz toprağı çok kirletmişiz. Yani ben bu toprağı bu 5 sene sonrasında temizleyebildim. Yani mevcut toprağı bile biz yapmışız yani. Merhaba Kabuk'ta Zaman Yolcusu. 2017 yılının yazına kadar 10 yıl süre boyunca Ankara'da yaşadım. Şehrin içinde yaşamaktan bunaldığımı fark ettim. Bir süre mola vereyim diye yani yaşamaya bir yer aradım. Şansıma terk edilmiş bir köy buldum. İşte doğa dediğimiz yere yerleşme kararım aslında biraz burada yaşamanın bana verdiği ruhsal sıkıntıdan ve bunalmadan dolayı oldu. Şansa iyi bir seçim yapmışım onu fark ettim. Çünkü zaman geçtikçe sürekli hem ruh halim daha düzeldi hem yapabileceğim şeyler arttı. Yani biraz aslında insanın kendisinin bu yaptığı şehrin kendine aslında ne kadar yabancı bir şey ürettiğini gösteriyor bu. Hani başka bir yere gittiğinizde hemen ait hissediyorsunuz. Mesela 30 yıldır şehirdesin ama şehirden çıkıp başka bir yere gittiğinde o 30 yılda hissedemediğin aidiyeti böyle 1-2 haftada falan hemen oraya ait hissediyorsun. Bu biraz şey gösterdi bana hani daha o bilmem kaç bin yıllık o süreçten o kopamamış daha vücudumuz. Biz kendimiz böyle modern dünyada yaşadığımızı düşünüyoruz ama o vücudun hafızası hala hatırlıyor oraları diye. Dünyadaki yerini biraz anlıyorsun ama şimdi mesela ilk gittim oraya. Şimdi mesela diyelim burada Ankara'da ısınıyorsun doğalgazın var veya yok diyelim. Şimdi orada şöyleydi ben kalkıyorum. Ben daha o gün hareket etmem 50 şeyi falan öldürüyor. Odun yakmam gerekiyor. Odun kesiyorum falan işte. Bir gün odunu bir attım sobaya. Yanıyor. Karıncalar böyle içinden bir çıktı. Aldım dışarı attım söndürdüm falan. Ama işte elinde olan bir şey değil ya muhtemelen görmediğim bir zamanda bunu yapıyorum. Veya işte dedim ya bundan sonra işte delikli odunlara dikkat edeceğim. Onu almak yok falan. Sonra işte topluyorum odun. Mantar kokusu geliyor odundan. Kurumuş ama bunun üstünde mantar bir şey çıkacaktı. Hani uzuna bağlayınca sen onu aldın diye başka bir şey yiyemeyip ölebilecek bir şeyler. Etkini fark etmeye başlıyorsun. Bunu görebiliyorsun çünkü apartmandaki o zeminin dümdüz hiçbir canlı yok falan diye görünüyorsun ya alanında. Orada sürekli bir şey var. Şehirde bunu yani fark etmek de zor zaten. Bulunduğumuz yerde işte halı var, koltuklar var. İşte bir böcek gelirse olay oluyor. Bir denge var. O dengeye dair bir şey öğrenmemiz gerekiyor. Daha doğrusu bir birey olarak durduğun noktada sadece kendin için yaşamak değil de etrafını saran, gördüğün görmediğin bütün parçacıklarla ilgili biraz farkında ve bunu öncelikli kılarak yaşamak. Ve şunu o parçası olmanı yavaş yavaş kabul ediyorsun. Hani ben yaşayacaksam evet belli bir yani bir şey değiştiriyor. Sen bir şey yaptın diye bir şeyler iyiye gidiyor, bir şeyler kötüye gidiyor sürekli. Şimdi yaz da var, kış da var, mevsimler değişti, iklim değişti. Zor şartların
buğdayı olarak kalmış bugüne. Zor şartların buğdayı demek, yarın bir gün eğer bir nedenle gübre bulamazsanız da olsa bu buğday bu verimlilikte su eksiği de olsa, yağış az da geçse aşağı yukarı alınabilecek demektir. O yüzden korunması gerekiyor. Yerel tohumlardan bahsederken çok uzun yıllar öncesine yetişen tohumlardan bahsediyoruz aslında. Günümüze kadar gelmeleri onların aslında uyum yeteneklerinin çok güçlü olduğunu gösteriyor bize. Toprağa, çevreye, iklime, hava koşullarına uyum sağlaması, ona adapte olabilme özelliği bizim bugünümüze kadar geldiğini gösteriyor ki biz 11 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Bir haber dinlemiştim, işte bir şey çıktı, bir virüs mü ne öyle bir şey, muz yok olacak falan diye. Orada merak ettim, ondan sonra işte haberde şey diyordum, buna benzer bir şey çıkmış yine, belli bir tür muzu yok etmiş işte dünyadaki. Ama işte başka kalan türler devam etmiş. Şimdi diyor bütün muzlar yok olacak diyorlar. Demek ki hepsini bir türe mi çevirdi acaba bunlar dedim. Doğada belli canlılar, türler başlar, yok olurlar. Sen bütün paranı birine yatırırsan o kaybederse bir daha bulamazsın yani. O yüzden böyle çeşitliliğin olmamasını saçma buluyorum. Buna alternatif olarak çok çeşitli olursa mümkün olduğunca uzun gider diye düşünüyorum. Yerel tohumları kaybettiğiniz zaman biyoçeşitliliğinizi kaybetmiş oluyorsunuz zaten. Biyoçeşitlilik ekolojinin kendi döngüsünde ürettiği, türettiği çeşit. Zincir çok hızlı bir şekilde diğer bütün parçalara bağlanıyor. O toprakta sadece mahsul olup bize dönmüyor. Aynı zamanda başka bir türle de etkileşim halinde oluyor. Toprağın dengesinde bir anlamı oluyor. Dolayısıyla birbiriyle muazzam bir şekilde bağlı bir döngüye biz müdahale ettiğimiz için bu çeşitlilik azalıyor. Dolayısıyla yerel tohumlar azaldıysa çeşitlilikten zaten bahsetmek mümkün değil. Biyoçeşitlilik hani sanat açısından bakarsak biraz alakasız gibi durabiliyor olabilir. Tek tip şey yani iyi olmayacaktır. Burada bütün binalar Sagrada Familia gibi olsaydı hepsi ama hepsi aynı olsaydı hiç iyi görünmezdi diye düşünüyorum. Ekolojik tarım yerelliğe çok önem veriyor. Çünkü yerellik toprağın biyoçeşitliliğini çok ciddi anlamda arttıran bir şey. Biyoçeşitliliğin artması yerellikle doğrudan orantılı. Biyoçeşitlilik hem yerellik tarafından desteklenen bir şey hem de organik tarım açısından da çok önemli. Yani geleneksel tarım yöntemlerinde hem yerel tohum ekip ve doğal mücadele yöntemlerini seçtiğin zaman toprağın verimi artıyor, biyoçeşitlilik artıyor, alınan tohumun ve ürünlerin kalitesi artıyor. O sebepten dolayı organik tarımda yerel tohum her zaman desteklenen bir şey. Hello, Cover Earth Time Traveler. My name is Subish from Mexico, and here the man is made of corn. Since pre-Columbian times, it has been the most important grain that we have, and nowadays we are facing a lot of issues with all the GMO corn. We have hundreds of species and thousands of varieties of corn that they need to be protected. Heirloom corn is one of the most important grains in the world. Hello, Cover Earth Time Traveler. Working together with IMAP, Mesoamerican Permaculture Institute of Guatemala, we had the chance to learn a bit about chia and amaranth. They're both plants native to Central America and Mexico, and have been used for over thousands of years by the Mayans and other indigenous peoples. Amaranth and chia were both very important plants for the Mayan people, as they're both very nutritious plants and good sources of proteins. However, during the last centuries, with the rise of modern agriculture, GM crop has slowly and steadily replaced chia and amaranth, and more people started consuming processed corn products. Hello, COVID time traveler. My name is Larissa. I'm from Brazil. I'm studying and working with organic cotton and agroforestry. The importance of maintaining the seeds is connected with preserving biodiversity. Two examples of Brazilian species are pau-brasil and seringueira. To spread the good seeds of the food that we like to eat, it's our mission as a species, so we can have a positive energy balance, creating life and resources in Mother Earth to the next generations. So we encourage you, find out about the native plants of your region, start growing them, exchange seeds with your neighbors, with fellow gardeners, and most importantly, support your local organic farmers. Be part of the change, seed by seed. Tohum diyoruz oradaki ürünü, tohumumuz falan gibi düşünüyoruz ama onu biz ne kadar tüketsek de yesek de onun sahibi değiliz. Onun bir yöneticisi, patronu değiliz onun hani ne yapması gerektiğini, hani nasıl olması gerektiğini o tohumu söyleyen. Ona biz biraz aslında teşekkür etmemiz lazım. Çünkü o bizim patronumuz biraz, bizim ona ihtiyacımız var. Onun bize ihtiyacı yok yani. Ben
2011 yılında İsveç'te bir anaokulunda asistanlık yapıyordum, işte dil asistanlığı. Ben onlara İngilizce öğretiyordum, onlar bana İsveççe öğretiyorlardı. Orada işte çocuklarla böyle bir aktivite gibi bir şey yapıyoruz. Anaokulu hocası işte kadın işte şey sordu. Uzaya gitseniz yanınıza ne alırdınız, üç şey ve bir daha gelemeyeceksin diyor. Şimdi ben düşünüyorum ne alsam, işte sonsuz yiyecek alırım, şöyle alırım böyle, ama sonsuz da saçma oluyor da. Oradan işte çocuk, işte biri diyor ben kamyon alırım, benzin alırım falan işte. İşte hoca diyor ne yapacaksa kamyon orada bir şeyler falan. Bir süre kadın sabretti falan, sonra şey dedi bana, tohum alsana dedi. Ben düşündüm, böyle böyle gözümün önünden geçiyor. Gerçekten diyorum böyle 3 kilo tohum alsam falan o sonsuz yiyeceği falan eşit o, hani götürür devam eder yani. Dedim hiç aklıma gelmedi. Ama orada bayağı bir aydınlanma yapmıştı. Çünkü oraya kadar bana tohum dediğinde tohum işte hani ne var ki döküyor. Hani çok da önemli bir şey değildi ama başlangıcı olduğu için hepsinin aslında en önemli şey o düşününce. Hani öyle bir anım olmuştu yani, kendim beni birazcık aydınlatan bu konuda. Tohum. Yani tohum çok ciddi bir sır. Yani tohum hak ve hakikat. İnsanın bu evreni anlaması için sadece tohumu düşünmesi bile yeterli. Çünkü öyle bir sır var ki içinde. Yani hem ektiğimiz tohumu hem de düşünce tohumlarımızın. Yani tohum, yani bence bu dünyanın mucizesi ve o hikmet, o hakikat, o mucize ve bir türlü hani şu insan zihninin böyle alamadığı şeyler olur ya, evet diyorsun, sır tohumda. Tohumla ilgili çalışmalar yaptığımızda özellikle organik üreticilerle şunu merak etmiştik. Hangi tohumları kullanıyorsunuz ve bu tohumlar nereden geliyor? Tohumlarınızı saklıyor musunuz diye bazı konuşmalarımız olmuştu. Orada bir üretici şunu anlatmıştı. Ve biz çokça duyuyorduk. Sandık altlarında unutulan tohumların olduğuna dair bilgiler veriyorlardı bize. Bunlar kulaktan dolmaydı. Benim şöyle bir fırsatım oldu. Gerçekten bir üretici tohumlarını saklamışlar ve sandık altında unutmuşlar o tohumları. Sonra bir gün böyle daha derince bir hem temizlik yaparken hem de aslında her yıl almaya zorunlu kaldıkları tohumlarla ilgili bir cebelleşme yaşarken, ya bizim tohumlarımız vardı bir yerlerde sakladığımız diyerek sandıkları açmaya başlamışlar. Ve o sandıkları açtıkları zaman sakladıkları tohumları görmüşler. Biz de şundan çıktık. Tohumun biyoçeşitliliğini çalışıyoruz. Ve soruyorduk işte hani siz hangi tohumu kullanıyorsunuz? Nereden tohumunuzu alıyorsunuz? Bir üretici gerçekten çok dert yandı ve şunu söyledi. Dedi ki mühendis hanım, biz kendi tohumlarımızı kullanıyorduk. Arazide bir miktarını kendimize ayırıyorduk. Ve o tohumları tohumluk olarak saklıyorduk. İşte bez torbaların içerisinde saklıyorduk. Yukarılardan asıyorduk. İşte böyle nemden, rutubetten, kemirgenlerden uzak tutarak böyle bir döngümüz vardı. Sonra biz bir furyaya uyduk. Ve biz her sene fark ettik ki tohum almak zorunda kalıyoruz. Ve bunları alt alta koyduğumuz zaman zaten çok kıt kanaat geçinen, çok da bir kâr olmadan üretim yapan üreticileriz biz. Ve fark ettik ki biz her sene tohum alıyoruz. Ve bu bizim hani aslında kendi değerimiz, yani biz kendimiz üretiyorduk bu tohumları diyerek böyle bir farkındalık yaşamışlar kendi içlerinde ve sonra o sandık altlarından tohumları bulmuşlar, biraz da tövbe etmişler. Hani biz olabildiği kadar kendi tohumlarımızı kullanacağız diye ve ondan sonrasında da kendi tohumlarını tekrar, o hani kaybolan tohumlarını, kullanmadıkları tohumları az az eke eke, hani her yıl çoğaltarak kullanmaya başlamışlar. Çünkü arazi denetimlerine gittiğimizde şunu görüyoruz mesela. Bir alanını sadece tohumluk olarak ayırıyor. Hani onu çaputla bağlamış, kırmızı kurdeleyle bağlamış, tohumluk alanı yazmış. Hani oraya sakın dokunma, burası benim hazinem. Yörük kadınları oradan oraya göç ederken tohumlarını kaybetmemek için kafalarına taktıkları yazmanın kenarına dikerlermiş o tohumları. İşte bir tane buraya, bir kısım buraya filan ve her yörük kadınının bir şurasında o yazmalara dikilmiş tohumlar olurmuş. Onun için yörük kadınlar için şöyle bir laf söylenirmiş. Yörük kadını bahçesini boynunda taşır. Tohum o kadar kıymetliymiş onlar için. Merhaba, hoş geldin anneciğim, hoş geldin. Sağ ol. Eski zamanlarda Anadolu'da bir evden gelin çıktığı zaman bahçesine tohum konulmuş. Alsın bu tohumu, toprağı eksin ki soyunu tekrar devam ettirsin diye.
Bizim siyah tohumlarımız ben kendi babamın evinden getirdim sana. Ve yine bizim ambarımızdan çıkan bir tohumumuz vardı. Babam şunu yapardı. Mesela tarlaya tohum ekmeye gidiyor. Tohumlarını hazırlar işte evin yanına. Ondan sonra tavukla etrafına gelince bir avuç onlara yem atardı. Hani tavukla gibi becerikli olsun, çıksın falan gibi. Yani bunlar hiç yapılmıyor şimdi. Hiç ambardan çıkıp da tarlaya giden tohum yok kaç yıldır. Benim annem tarladan domatesi götürdük çünkü böyle sıkardı. Çekirdeğini alın, tohumunu almak için yavrum. Böyle naylon falan yoktu ki bizim çocukluğumuza. Bezlere sererdik, kurududuk. Seneye annem onları ekerdi. Şimdi ama poşetlere koyuyorsun yavrum, bir sene kaldı mı bitmiyor. Bir kutumuz vardı. Tahta bir sandık gibi küçük bir şey. Ona koydu bütün tohumları. Tülbent parçalarına bağlardı ayrı ayrı. İlkbahar oldu muydu onu bir kere açardı böyle. Mevsimine göre onları hep ekerdi yani. Böyle koydu. Eskiler göç ederken, göçebeler yanlarında önce tohumlarını götürürmüş. Tohum olmayınca üretim olmaz zaten. O dönemde gidip markete ekmek alamayacak bana göre aç kalacaklardı. Dünyada görüyoruz, hızla bir ülke bambaşka bir pozisyona geçebiliyor. Tohumlar çok kıymetli olduğu için tohumlarımızı saklayacağız, tohumumuza sahip çıkacağız. Kendi ülkemizin değerlerine ve ürünlerine sahip çıkacağız. Tohumları takas edebiliyoruz. Onun için biz takas şenlikleri düzenliyoruz. Bir web sayfamız var. Orada insanlar birbirleriyle tohum takas edebiliyorlar. Bizim pazara bir 100 yıllık domates tohumu gönderen bir üreticimiz vardı. O üretici şey dedi, bu tohumu alın. Domatesi sevmeseniz de alın. Siz alın ki ben yetiştireyim. Çünkü tohumun devam etmesi ve sürekliliği çok önemli. Onun için yerel türlere çok ciddi anlamda sahip çıkmak gerekiyor. Ve yerel türleri yerel kendi mekanında büyütmek ve ondan verim almak çok önemli. Evet, hani yerel tohumlar kendi toprağının dışına da çıkar ama yerel tohumun kimliğini, yani toprağın kimliğini yerel tohum belirler. Yani o toprağa aittir. Onun için yerel türler için böyle tohum takasları yapmak, çiftçinin yerel türüne sahip çıkması, onu ısrarla ekmesi, yani bir sefer değil, sürdürülebilir bir şekilde ekmesi. Ekeceksiniz. Ne kadar çok alana ekeceksiniz? Ekeceksiniz. Onları biz banka yapalım, koruyalım, azota yatırtalım olmaz. Bir tohum sadece ekildiği sürece hayatta kalır. Ekmediğiniz sürece canlılığını yitirecektir. Geçmiş zamanda kullanılmış olan ve hala kullanılmaya devam eden tohumlar, nenelerimizin tohumları, bunları sonraki kuşaklara bırakmak öneminden çok bizim yapmamız gereken asli bir görevimiz aslında. Çünkü bizim nenelerimiz de kendi nenelerinden geldi bu tohumlar, onları muhafaza ettiler. Bir tohumu mahsul haline getirmek, onunla zaman geçirmek, onu hayatınızın içinde işte yani gıda olarak tüketmek ya da hayvanlarınıza paylaşmak. Her bir şey ciddi anlamda bir tecrübe. Her yıl bir yıldan daha farklı geçiyor. Belki son yıllarda daha sert iklimler, daha sert dönüşümler, değişimler yaşıyoruz ama dünya tarihi bundan farklı değil. İnsanlık her dönem daha farklı şeyler tecrübe ediyor. Dolayısıyla nenelerinin biriktirdiği şey demek, insanın hayata dair kattığı bilgi, insanın hayattan ürettiği ve hayat öğrendiği şey demek. Bugünün anlamı ve yarına taşıyacağımız bilgiyle ilgili bu kadar temel elimizin altında olan bir kaynağı neden düşüncesiz ve özensiz bir şekilde yok edelim? Hayatta kalmanın ciddi bir kaynağı. Çok çok önemseyeceğimiz bir durum var ortada. O da bu bizim zaten asli görevimiz. Üretici kuşaklar birbirlerine yıllarca, bin yıllarca bu şeyi aktarmışlar. Tohumları ve tarımsal metotları. Karavan Tohum Derneği yaklaşık 15 yıldır yerel tohumların yok olmaması için mücadele ediyor. Pratik çalışmalara imza atıyor. Köylere gidip tohumun toplanması, bulunması, sonra deneme ekimlerinin, dikimlerinin yapılması, daha sonra sonuçlarının hem fide olarak hem bilgi olarak çiftçiyle paylaşılması işini yapıyor. Bu bilgi birikimi kayboluyor hızla. Çünkü artık doğaya bakmak, doğayı takip etmek neredeyse günümüz tarım teknolojisinde gereksiz bir bilgi olarak gözüküyor. Bir tane mantar türü var. Ağaçların üzerinde çıkıyor. İsmi sonradan bulunur. Böyle tahta gibi sert bir şey. Onun üstündeki dış kabuğunu soyarsan onun içinden çıkan şeyi yani kor gibi kullanabiliyorsun kıvılcım falan attığında. O taşıyor. Belgesellerde var. Ateş taşıyorlar onunla falan. Şimdi onu işte yapılma şekline baktım. İşte kaynatıyorsun, kurutuyorsun bir şeyler oluyor. Amerikalı adamlardan izledim YouTube'da. Onlar yapıyorlardı. Sonra işte bir köye gittim. Süleyman Aga diye benim bir arkadaşım var. Bayağı yaşlı bir insan. Çok da bilge bir insan diyebilirim. İşte hep bu hafta ne yaptın diye soruyordu. Ben de anlattım işte dedim. Bunu gördüm falan. O dedi ki bana ha dedi ben ta çocukken dedi 7-8 yaşında bunu dedi benim dedem yaşında biri yapıyordu dedi.
ama nasıl yapıyordu bilmiyorum falan dedi, hani hatırlamıyorum. Hani o büyük ihtimalle onun dedesi zamanında falan kaybolmuş, arada öyle bir iş yok. Adam ondan para kazanıyormuş mesela. Soruyorum bundan yapılıyor diye, hiç kimse bilmiyor köyde, yaşlılar da dahil. Biraz şey düşünüyorum, benim dedemin neslinde yine biraz biliyorlardı ama işte babamgil falan bir arada bir kopma olmuş ama yani. Kastamonu'nun Siyez buğdayının önemini, daha doğrusu kimliğini kavraması 2000'li yılların başında olan bir şey. Yüzlerce yıldır Kastamonu'da ekilirken, yüzlerce yıldır çarşıda, pazarda çiftçilerin kendi yediklerinin fazlasını satarlarken ve Kastamonu yemek kültürünün baş ürünü halindeyken, aslında bu ürünün dünyada işte 12 bin yıl önce Neolitik devrimin başlatan buğday ekiminin, insanlığın ilk tarıma geçişinin baş aktörü olduğunu öğrenmesi 2000'li yılların başında oluyor. Bunu değişik bilimsel makalelerden biz okuduğumuzda bir kültür hazinesiyle karşı karşıya olduğumuzu anladık. En öncelerde mesela çorbayından pilav yapılıyormuş. Sabahleyin kalkardık, hasıla giderdik çocukluğumuzda. Bulgur çorbasıydı süt. Doğal süt, doğal bulgur. Şimdi onu sor, çok kişi bilmez yani. Yavrum önce suyuna bulguru pişirirdi annem, rahmet olası. Didem çift sürerdi. Bize sabahleyin yavrum kahvaltı ne gezi ya. Bir bakraç, asap bakraçlarına sütlü çorbayı doldu. Didemize biraz da yufka sermek. Yılında İhsan Gazi'de Kastamonu Valiliği ve İhsan Gazi Kaymakamlığı Belediyesi öncülüğünde ilk Siyez Buğdayı Festivali gerçekleştirildi. Ve bu festivalle birlikte Türkiye'nin değişik gurmeleri, yazar çizerleri, aşçıları bu festivale destek vermeleriyle birlikte aslında Kastamonu'da Siyez seferberliği tam anlamıyla yoluna çıkmış oldu. Ve ilerleyen yıllarda kamu, yerel yönetimler, meslek odaları ve çiftçilerin işbirliğinde Siyez ile Kastamonu ismi daha çok duyulmaya başlandı. Ve özellikle İhsan Gazi ilçemiz bu yolculukta amiral gemisi görevini görmeye başladı. 2016'nın 18 Ekim tarihinde bir pazar günü Doğa ve İnsan programında Güven İslamoğlu'nu izlerken Siyez'i izledim, İhsan Gazi'yi izledim ve dedim aradığım ürün bu. İnsanların sağlığı için çok doğru bir ürün. O gün pazardı. Pazartesini zor bekledim. Pazartesi günü hemen kuzenimi aradım. Kuzenime dedim ki bizim ekilmeyen, biçilmeyen arazilerde bu olur mu? Çok fonksiyonel gıdalar arıyor insanlar artık. Yani sadece doymak istemiyor. O aldığı üründen aynı zamanda bir vitamin, bir fonksiyonel, bir mineral, başka bir şey almak istiyor. Çünkü doymak yeterli gelmiyor insanlar artık. Yani bilinç kazanan bir toplumda. Çünkü artık sadece amaç doymak değil. İlaç kullanmayalım, yediğimiz gıdalardan fonksiyon olarak bir şeyler alalım ve bizi korusun. Siyez'i doğru müşteriyle buluşturursanız, yani doğru kişiyle, bu ürünün değerini anlayacak kişiyle buluşturursanız Siyez'in geleceği çok büyük, çok yüksek yerlere gelebilir. Ama sadece kendi çapımızda böyle küçük çiftçilikler yaparak sadece bu işi devam ettirirsek, aradaki aracılar bu işten çok fazla pay alırsa çiftçilerimizin çok işine yaramaz. Bölgemiz fakir bir bölge. Yani bunun için hani ihtiyaçlarını, bunun ekimi için, geçecek tarlını sürümü için olsun, tohumu için olsun imkanları yok. Ancak kendisini yetecekliğin, kendi üretimini, kendi yiyeceğini karşılayacaklığın kadar ekebiliyor. Yani bu ticaret amaçlı düşünemiyor. Şu anda hep tamamen komisyoncuların eline bakılıyor. Yani Siyez'imiz aslında çok iyi değerlendirebilecek bir ürün. Bundan daha önceki menülerimizde meslektaşlarımız bilir. Yerli ürünü koyarken menülerimizde tırsardık, koyamazdık böyle, korkardık. Ya işte X bir şef arkadaşımız bunu gördüğü zaman bize işte yadırgar gibi, farklı gözle bakar gibi koyamıyorduk. Çark tersine dönmeye başladı. Şimdi koymazsak yadırgıyor insanlar. Biz de onu şefler olarak desteklememiz de gerekiyor zaten. Beni şaşırtan şu oldu. Yani bu kadar
bu kadar farklı farklı ürünlere yakışacağını inanın biz şef olarak biz bile düşünmüyorduk bunu. Ama her denediğim şeyde üstün başarı elde ettim. Ya bir farklı bir şey yapayım dedim. Deniz ürünü işte bir İspanyolların bir paellası var. Onu yapayım dedim. Yani biz mutfakta oynamayı çok severiz böyle farklı ürünlerle. Yani gelişi güzel yaptım. İnanır mısın ya böyle bir lezzet olamaz ya. Ortaya bir koydum böyle insanlar her tadına bakan ikinci kaşığı almak zorunda kaldı. Deniz ürünleri iddialı bir şey. Herkes sevmez deniz ürünlerini işte. Ama bir anda koskocaman tencere bir anda bitti insanlar tarafından. Ses Kastamonu'nun sarı altını diyebilirim. Lutein karoten grubu bir antioksidandır, bir karoten grubudur. Lutein miktarı zaten buğdayın renginden dolayı da, siyez buğdayının renginden dolayı da anlaşılırdır ki sarıdır. O sarılığından da zaten likopenin yüksek olduğunu anlıyoruz. Diğer ekip buğday çeşitlerinden 3 kat fazla olduğuna dair yapılan çalışmalar var. Yani günümüzde önemli bir hastalık olarak kansere karşı beslenmeyi düşündüğümüzde antioksidanlar, fenolikler bunlar bizim için hep duyduğumuz oldukça önemli olan gruplar. Siyezin antioksidan kapasitesi diğer buğday türleri göre baktığımızda oldukça yüksek. Spor eğitmeniyim. Kastamonu, İhsan Gazi'ye bağlı olan Çatalyazı Köyü İmam Mahallesi'ndenim. Kabukta zaman yolcusu olan Siyez'le tanışmam çocukluğuma kadar dayanıyor. Dedem İsmail sağlıklı, babaannem Zehra sağlıklı. Sağ olsunlar benim için Siyez'i en güzel tarifleriyle her zaman soframda hazır tuttular. Peki spor yapanlar için bu neden önemli diyeceksiniz? Çünkü biliyorsunuz ki spor yapan insanlar da pilav tüketmek veya benzeri karbonhidratlar tüketmek istiyorlar. Ama yanlış besin türlerini tükettikleri için spor yaptıkları halde gelişemediklerini, kilo veremediklerini ve bir miktarda olsa şişkinlikleri olduğunu görüyoruz. Bugünlere kadar koruyabildiğimiz siyezimiz var ve spor yapanlar için de son derece önemli bir besin kaynağı. Çünkü biliyorsunuz ki özellikle yorucu egzersizler yapıyorsak enerji ihtiyacımızı karşılamak için faydalı besin türleriyle enerji depolarımızı doldurmamız gerekiyor. Yine içerisindeki en önemli besin gruplarından biri olan folik asit. Hamileler ve özellikle bebeklik çağındaki çocuklarda oldukça önemli olan folik asit siyez buğdayında çok yüksek. Yine buğday türlerine daha az olan mineral madde içeriğimiz var. Fosfor, özellikle fosfor açısından, magnezyum, potasyum, kalsiyum açısından, demir açısından oldukça zengin bir buğday. B12 vitamininin de oldukça yüksek olduğu siyez buğdayında belirtilmiştir. Kastamonu İhsan Gazi bölgesinde eskiden güreş yapan kişilerin de yine siyezle beslendiğini biliyorum. Yani eski pehlivanlarımız da bununla beslenmişler. Bilmiyorum ki işte İhsan Gazi'nin çevresinde çok güzel oluyor. Niyeyse. Toprağın yani seviye. Bilmiyorsun ki kızım. Yani bunu artık böyle ölümsüzleştirmek lazım. Bir başakçı kuşunun kanadına konmuştu ve yeryüzündeki bütün coğrafyaya bilge kadının hikayesini taşırken aynı zamanda da buğdayı taşımıştı. Buğdayın hikayesi elden ele, kültürden kültüre, dönem dönem değişti, dönüştü, mucizeyi bize aktardı. Bazen kralların sofrasına oturduk, bazen masallar dinledik, bazen Yunus'tan sabrını aldık. Ve en sonunda da köyümüze göçtük, köyümüze geldik. Coğrafi işaretlerden bahsediyorum. Bu büyük global dünyada bizi azıcık da olsa iyi hissettirecek en önemli değerlerden, buluşlardan bir tanesi coğrafi işaretler. Çünkü aslında coğrafi işaret dediğimiz yerele inanma demek, Anadolu'ya inanmak demek, Anadolu'nun hikayesine inanmak demek, Anadolu'nun duygusuna inanmak demek, Anadolu'nun sofrasına inanmak demek. O yüzden İhsan Gazi'ye gittiğinizde kurulan sofra sadece siyez ekmeğiyle yapılmış bir sofra değildir. Siz o sofrada siyezin binlerce yıllık hikayesiyle karşılaşırsınız. Bunların her birinin mutlaka kayıt altına alınması gerekiyor. Bu duygunun, bu hikayenin, bu kültürün mutlaka nesilden nesile aktarılabilmesi gerekiyor. Yarın bir gün çok kolay başka tarafından ekarte edilebilir. Bunun altyapı kültürünün oluşturulması lazım. Çünkü bu sadece bir buğday çeşidi değil, bu bir yaşam formunu temsil ediyor. Eğer çalışmalar o şekilde giderse, siyez toplumda kabul görmüş, zaten şu anda kabul gördü, bir yer alacaktır. Beraberinde kültürü de getirebilirseniz, o zaman kent de markalaşacaktır. Ha bunu halkın fakir, almasız imkanı zayıf olan kesimine de eriştirebilirseniz, işte o zaman başarı olacak. Aynı konuda geçiyor yurt dışında. Şu anda benim bildiğim kadarıyla Fransa, Fas, Ukrayna, Almanya'da ekim var. Bu ürün aynısı Ankara'da, hani Trakya'da ekiliyor ama aynı ürün çıkmıyor. Yani aynı ürün çıkmıyor derken tabii ki o da siyez. Fakat içindeki nişasta oranı farklı, kabuk oranı farklı, lif oranı farklı. Yani öyle olduğu zaman bunun hani siyez de olsa aynı özelliklerde ürün olmamış oluyor. İhsan Gazi'de her ekişte siyez kendini yeniler. Yine siyez olarak alırsınız.
Ama bunu diğer yerlerde ektiğiniz zaman farklı bir ürüne dönüşebilir. Mesela buğday kendini değiştirebilir. Ama siyezimiz kendini değiştirmediği için İhsan Gazi'de bugünlere kadar gelmiş. De günümüz insanı üretimle bağı koptuğu için artık ne yediğini çok sorgulamayan bir kesimle beraberiz. Ne yediğini sorgulayan kadar ne yediğini sorgulamayan ve önemsemeyen de var. Ve hani üretimle o bağın kopması, o ilişkinin ortadan kalkmış olmasının buna neden olduğunu düşünüyorum. Çünkü önceden herkes kasabını, manavını tanır ve sohbet ederek alışveriş yapardı. Şimdi öyle bir iletişim yok. İşte manav ürünlerini tek tek siler, parlatır. Onu şu üreticiden aldım, bunu bu üreticiden aldım diye anlatırdı. Hepimiz işte yufkalarımızı, eriştelerimizi ya o mahallenin esnafından alırdık ya da işte kadınlara yaptırırdık. Artık böyle şeyler yok. Hazır gıdaya çok meyilliyiz. Pratik olanı seviyoruz, hızlı olanı seviyoruz. Zaten bu hızda tarımı düşünüyor olamazlar. Daha başka kaygıları var şehir insanının. Daha aceleci. Onun için tarımsal üretimle olan bağı çok zayıf. İşte orada bizim de köyümüz olsa, biz de bilmem ne yapsak, tarımsal öyle şey falan umursamıyorlar. İnsanlar çok çabuk kabullenirler. Yani hastalığı kabullenen insan ölümü de rahatlıkla kabulleniyor. Kısa dönemle düşünüyorlar ama şunu anlamıyorlar. Bu 5000, 10000 yıldır burada. Siz geldiniz diye sizin olmadı bu. Siz ama buna sahip çıkarsanız o sizi sever ve size ürün verir. Siz bunu iplemezseniz, şehirde ne yerseniz yersiniz. Bizi ilgilendirmez. Aslında bizimkisi o kocaman o şeyin içinde bir tane yalan yani. Yani yalan dediğim işte kurmaca bina yaptık işte. O işlevsel kurallarımız işte gerçeklerimiz olmuş durumda gibi geliyor bana orada. Ben ara sıra Bolu'ya, Samsun'a falan işte arkadaşlarım yanına gidiyordum. Sonra Ankara'ya geri geliyordum. Ankara'ya girerken uzaktan dağların arasında görüyorum böyle küçücük küçücük betonlar falan. Böyle bir ya kocaman yerin orasında bir yer işte. Geliyorum ilk birkaç gün aklımda bu duruyor hep mahalledeyken. Ama sonra mahallede dura dura şimdi ufkum belli ya binalar var böyle. Bir iki hafta sonra falan bütün evrenin mahalle oluyor. Hani bilinç altı yani içgüdüsel olarak bütün dünya orasıymış gibi oluyor. Küçülüyor yani daralıyor hani görmüyorum da yeni bir şey. Yani o gözlem yeteneğini de alıyor tahminim zaten kontrollü. İnsanların yapıp yapmayacağı şeyler belli. Ve şehirde biraz kendisini önemsemesi de insanın o yüzden artıyor biraz galiba. Hani insan toprağını dinler tabii ki anlar ama dediğim gibi kendi egolarını, kendi diğer parasal kaygılarını, ticari kaygılarını bir tarafa bırakması lazım. Hani düşünürsem insanın türünün sonu ne getirecek diye, insan türünün sonunu egosunun getireceğini, hani sahip olma isteğini getireceğini düşünüyorum. Çünkü yani almaman gereken şeylere el uzattığın zaman bir süre sonra yani zarar göreceksin ki hani miktar olarak da veya şey olarak da düşündüğümüzde hani dünyaya göre küçücük bir şeyiz ya. Hani en ufak bir felakette olacak şey de falan biz böyle üstündeki bit gibi yani ölüp gideceğiz yani eğer çok fazla şey yapmazsak, hani dikkat etmezsek. Bildiğimiz haliyle yani alıştığımız haliyle, düşündüğümüz kalabalıklığımızla, bu böyle inşa ettiğimiz muazzam yapılarla, geliştirdiğimiz bilgilerle devam etmeyecek. Göbekli Tepe'den başlayan bir hikaye var ve bundan daha sonrasına da gidecek bir hikaye var ve biz hep şunu söylüyoruz. Yani bugün tohuma gerçekten sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmak. O yüzden bu coğrafyada siyez önemli, kıymetli. Sadece bir tohum değil, sadece bir buğday değil. Bu aslında bir kültür. Kıymetli olan da bu kültürü devam ettirmek diyoruz. Bu 10.000 yaşındaki bilge tohuma şunu sormak isterdim. Onu eken insanlar acaba belli ritüeller veya belli değerler vererek yapıyorlar mıydı? Yapıyorlarsa nasıl ritüeller oluyordu? Çünkü o tohumun onları yaşattığının farkındalar. Hani bizim aksimize rastgele bir yiyecek yerine. Onun yerine nasıl şekilde davranıyorlardı bu tohuma karşı? Biraz belki insanı anlatmasını isteyebilirdim. Çünkü sanki en tanık olduğu ve merak ettiğim şey tarafı o. Yani 10.000 yıl önce İlk karşılaştığı insanla aralarda hani ilişkisini iyi kötü anlamında değil de hani kurduğu ilişkiyi onun gözünden duymak hoşuma gidebilirdi. Örnek olarak şununla bağdaştıracağım. Bir belgesel izlemiştim çok zaman önce. Orada yani yedikleri şey şu, hani biz avcı toplayıcı diyoruz ama hani avcı dedi adam 3 haftada bir kirpi falan işte onu yiyebiliyorlar bir kabile. Hep kök, kadınlar kök topluyor bir şeyler falan. O kirpi diye vurduklarında böyle bayram oluyor orada, böyle seviniyorlar bir şeyler.
işte ateş dansı falan ne varsa o oluyor. Sonrasında da ben tahmin ediyorum yine o kirpiye de bir yani onu öldürdükleri için belli bir saygı sunuyorlar artık inançları neyse. O bir şey aldılar çünkü etraftan. Onun saygısını sunuyorlar. Yaşamak için bir şeyi tükettiler. Onu şey yapıyorlar. Ha dedim evet hani bizdeki sorun bu. Peynir ekmek gibi bir canlı ölüyor yiyorsun. Şeyle yiyip içiyorsun. Onu görsen öyle olmaz. Değerini bilsen hani hazır gelmese. Ne şekilde olduğunu merak ederdim. Hani çünkü o adam onun o kadın veya farkında hani birazcık tohumu var ekiyor. Onu satma falan yok. Onu yiyor. O çok olursa rahat geçinecek. Az olursa aç kalacak. Hello cover time traveler. I'm Rafael Milhomem from Brazil and this song is for you. Yunus kulağımda sanki çınlar oldu. Diyor ki, bu büyük gücü nereden mi bulacağız? Bir tohumu hafife alma evlat. Bir gönülle birleşirse yeryüzünde cenneti yaratır. Tıpkı Siyez Buğdayı'nın İhsan Gazi'de 2000'li yıllarda başlayan hikayesinde olduğu gibi. Bir kadının, bir adamın tarlada başlayan bu küçücük hikayesi bugün binlerce kişiye umut oldu. Bugün binlerce konuya, belki yüzlerce filme konu olacak. Bugün dünya üzerindeki tüm insanlar farklı coğrafyaları, inançları, adetleri ve ön yargılarına karşın sadece tek bir kelimede bile ortak duygularla birleşebilirler. Buğday. Cover time traveler, I have a gift for you. Hello, cover time traveler, I have a gift for you. Hello, cover time traveler. Hello, cover time traveler. Hello, cover time traveler. Covered time traveler, thank you very much. Hello, cover time traveler. Hello, cover time traveler. I have a gift for you.